Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın, civcivlerimize ne veriyoruz? İçinizde Karadenizliler vardır. Şimdi civcivlerde ilk başta bu bağırsakla alakalı kolaylık olsun diye biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Şekerli su, pekmezli su gibi takviyelerde bulunuyoruz ilk gün. Sonra haşlayıp yumurta veriyoruz arkadaşlar. Bir de mısır unu çok faydalı olduğu söyleniyor. Ben Karadenizliyim. İçinizde de Karadenizliler vardır. Bakın, bu hayvanlara bildiğimiz kuymak yaptık. Mısır unu, içinde hafif tereyağı var, çok hafif. Onu kavurduk. Bu aslan parçalarına kuymak yaptık. Şimdi bunu yesinler. Allah'ın izniyle yine en son çıkımımız gibi 159 tane arkadaşlar ligorini burada biz kayıpsız 2 ay boyunca besledik. Tabi hayvanlar büyüyünce 3 kata böldük bunu. Bakın şu an hayvanlar benden çekindikleri için arkaya doğru gittiler. Ama gayet dağınık bir şekilde karbon fibere yapışmadan çok rahat burada büyüyebiliyorlar arkadaşlar. Bakın şimdi mısır ununu keşfetmeye başladılar. Şimdi birkaç tanesi yemeye başladığında arkadaşlar hepsi saldıracaktır. Bakın arkada yiyenler var, görüyorum. Almış gitmişler. Bakalım şimdi yiyen olacak mı? Hadi lan. Hadi. Şöyle çağıralım arkadaşlar. Bakın civcivleri biliyorsunuz böyle tıklayarak yere hemen yeme o şekilde alıştırıyoruz. Yani biz anneleri olmadığımız için anneleri olmadığı için bu hayvanların biz bu şekilde ilk günlerde çağırıyoruz. Bakın nasıl geliyorlar. Hayvan bu şekilde yeme gelir arkadaşlar. Bakın adamlarımız büyüdüler. Şu an arkadaşlar bir günlük oldular. Ama artık yemliğin içine girip bakın hatta eşelenmeye çalışıyorlar. Şurada nipel suluğun araya ısrarla sıkışanlar var. Ama yani sıkışıp ölme gibi durumları yok. Bayağı geniş arkadaşlar arası. Şimdi bunlara nipel suluk da vermiyorum. Çünkü içine düşüyorlar arkadaşlar. Bakın şu an arkadakiler gayet içinde. Böyle toplandıklarında su taşıyor. O yüzden ilk günlerde, ilk bir hafta 10 gün arkadaşlar bu suluk gayet işimizi görüyor. Yemlik olarak arkadaşlar ben devamlı bunu kullanıyorum. Dediğim gibi altında normalde burası bakın şöyle gübre tabalı, telli. Ama halı kaydırmaz koyuyoruz ki hayvanlarımızın ayaklarında bir sıkıntı olmasın. Şimdi arkadaşlar şeyi göstereceğim size. Heh, burada. Bakın içerideki hani 3 tane ligonimiz var ya panzerlerle büyüyen. Ayak parmak yamukluğu var. Şimdi bunu civcivlerde özellikle bir kontrol ettim. Bakın şu hayvanımızın ön parmaklarında yamukluk var. Onun dışında görmedim. Ayak yamukluğu. Demek ki bu ligorinde tek tük oluyor. Daha önceden hiç olmamıştı. Şimdi özellikle kontrol ettim ki 100 küsür tane hayvan çıkınca var mı diye. Gözüme o çarptı. İki ön parmağında var. Yani diğerlerinde herhangi bir görüyorsunuz öyle bir sıkıntı yok. Şuna bak. İçine girdi resmen. Çık dışarı. Terbiyesini. Buradan giriyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle içine giriyorlar bunun. Hadi gir bakayım. Biraz önce içindeydi bu. Bakın böyle giriyor içine. Şöyle sokalım. Öbür taraftan da çıkıyor. Bakın bu da buradan yem yemeye çalışıyor. Bakın şimdi o da girecek. Sen Amerikanosun biraz büyük bu. Sıkışırsın orada. Bunların yemliklerini tamamlayalım. Yani yemleri dolu. Ama şimdi ne kadar yüksek olursa o kadar faydası var. Çünkü hayvanlar daha yeni doğdular arkadaşlar. Bir günlük hayvanlar. Bakın böyle. Kuymakla Karadeniz uşağı olacak bunlar. Ben aslen arkadaşlar Trabzon ofluyum. Biz evimizde kahvaltıda olsun. Bazen akşam yemeğinde bile kuymak yapıp yiyoruz. Yani bu mısır arkadaşlar hem onların dışkısını kolay yapmalarını sağlar hem biraz yağlandırır. Böyle takviye olarak. Yani haftada bir vermek fazla gelebilir. Ama 2 haftada bir, 3 haftada bir vermekte fayda var. Yemlerinde normalde civciv yeminde mısır zaten var. Mısır kırığı tozu. Ama bu şekilde vermemize de fayda var. Şimdi arkadaşlar makinamızı yükledik. Şimdi en son çıkımda soran arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar makinamız İBA Kuluçka. Hatta bir arkadaş senin mi abi diye sormuş. Yok abicim benim değil İBA Kuluçka.
İBA Kuluçka Trabzon'da benim bir hemşerimin yaptığı makine. Ben çok araştırdım. Cimuka vari sonuçlar alan bir dünya insan vardı. Yani ben şunu net söyleyebilirim. Ya ben Cimuka'da görüyorum. Bizim İbrahim'de de var. Biliyorsunuz İbrahim'le çok yakınız. Yani Cimuka ne çıkarıyorsa İBA Kuluçka azını çıkarmıyor, fazlasını çıkarıyor diyebilirim. Yani bu reklam değil. Bakın hiçbir yerinde İBA Kuluçka falan da yazmıyor makinamızın. Hatta hemşerim beni izliyorsa ben makineden memnun olduğum için eğer etiket gönderirse yine yapıştırabilirim. Yani şey yorumu gelince çok garibime gitti. Hani İBA Kuluçka sizin mi diye. Yok arkadaşlar, ben inşaat mühendisi, sıradan bir vatandaşım. Tavuk hobisi olan, böyle bu güzellere aşık sıradan bir adamız. Yani herhangi bir yem fabrikam, kuluçka makinesi yapan bir firmam falan, böyle şeylerim yok. Onu özellikle belirtmek isterim. He, parayla kesinlikle reklam yapmam arkadaşlar. Kanalım yokken İbrahim gelip kümesimi çekmişti. O gün de ben bu makinenin İBA Kuluçka olduğunu söylemiştim. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Ben memnun olduğum bir ürünü her zaman size tanıtmaya çalışıyorum. Yani bu ana kucaklarını yaptığımız zaman satın almak isteyen arkadaşlar oldu. Fiyat sordular. Yani arkadaşlar biz bunları yapıp satmıyoruz. Tamamen amme hizmeti bu. Yani görüp siz de kendiniz yapın diye paylaştığımız şeyler, videolar. Herhangi bir buradan bir kar amacımız yok. Eğer faydalı olabiliyorsak, bir Allah razı olsun deniliyorsa, bizim için en büyük faydanın onun olduğunu belirtmek isterim özellikle. Çünkü bizim hani kazanç kapımız burası değil. Yani şöyle söyleyeyim hatta arkadaşlar. Ya inşallah buradan da bir kazanç sağlamayı tabii ki hedefliyoruz. Bu kadar emek veriyoruz. Satış yapıyoruz, yapmıyor değiliz. Ama hani biz biraz tavuk ticareti olarak düşünmediğimiz için, hayvan sevgisi ön planda olunca arkadaşlar, normal bu işin ticaretini yapanlar gibi yapamıyoruz bu işi. Ya ben mesela hayvanı salmadan dayanamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden mesela hayvanı saldığınızda en basiti verim düşüyor. Yumurta yemi vermiyorum. Daha az yumurta alıyorum. Bu şekilde kazanabileceksem kazanmaya razıyım. Ama eğer bu insani yönümden bir şey kaybedip de bu hayvanlar üzerinden para kazanacaksam, yani onu hep diyorum, Allah nasip etmesin. Çünkü para için kendimizi bu yaştan sonra bozmak gibi bir niyetimiz yok. Allah'a şükür, rızkı veren Allah. Siz doğru olduktan sonra zaten kazancınız olacaktır arkadaşlar. Doğru insan hiçbir zaman zorda kalmaz Allah'ın izniyle. Bir şekilde Allah kapı açar. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı gösterdik. Şimdi makinamızda 216 tane yumurta var. Hepsini aynı gün koyduk. Bir de makinamızı o şekilde test edeceğiz. Şurada şu kuruyan hayvanların çıkması için nemi yükseltmiştik. Onu ayarlayalım. Arkadaşlar şöyle. Değerlerimiz 37.6'ya %60. Bu çıkımda da böyle, gelişimde de böyle arkadaşlar. Bu en son yumurtada yardım ettiğim hayvanlar vardı, hani kabuğu sırtına yapışan. Onlar için %64'e almıştım makineyi. Orada kaldı. Şimdi aklıma geldi size değerlerden bahsetmişken. Şimdi %60'a aldım bunu. Yani 37.6 ve %60'da biz bu makineden her şeyi çıkarıyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü Amerikano biliyorsunuz zor çıkan bir yumurtadır. Kabuğu kalın arkadaşlar, bizim mavicilerin. Yani cream leg var, biraz daha incedir. Mavicidir o da ama çıkımı daha kolaydır. O yüzden bu değerlerle orada bile alabiliyoruz yani çıkım. Şimdi arkadaşlar şu makineyi de bir göstereceğim size. Bakın. Bu da şöyle dijital bir ekranı olan. Şimdi çalıştırmayacağım makineyi. İçinde bakın şöyle bir dönen viyoli olan. Şöyle nem ve sıcaklık sensörleri arkadaşlar. Altına bakın şöyle bir kapla su koyuyoruz bunun. Şimdi diyeceksiniz ki burada delikli bir şey var. Nedir o? O işte bir mühendislik harikası arkadaşlar. Deneme yanılmayla %65'e ayarlamıştım o zaman. %65 nemi ayarladığım bir mika. Mika'yı delerek işte bazen bakın üzerinde siyah bantlar var, görüyor musunuz? Şimdi havadaki nem oranına göre değişiklik de oluyor. Yani bu makine çok zahmetli. Eğer bu ince ayarları yapabiliyorsanız hobi makineden verim alabilirsiniz. Ama yok ben bununla uğraşamam diyorsanız, o zaman arkadaşlar kabinli makine alacaksınız. Şimdi ben bu makineye de arkadaşlar 108 tane bu 54x2
Yani aynı öbür makinedeki iki viyölden alıyor. 108 tane şey koyacağım. Yumurta koyacağım. Arkadaşlar hobi kuluçka makinalarında gelişimde çok büyük sıkıntı yaşamazsınız. Ama çıkım çok zordur. O yüzden bunu da geliştirip İBA'da çıkımını yapacağız. Onu da şöyle ayarlayacağım arkadaşlar. Arasına 4 gün koyacağım. Şimdi buna yani 3 gün sonra yumurtaları koyalı bir gün oldu neredeyse. 3 gün sonra arkadaşlar bu makineye 108 tane ligorin yumurtası koyacağım birikirse. Ne olacak? Bu makinedeki yumurtalarımız çıktı. Sepetler boşaldı. Alacağız bu hobi makinamızdaki 108 yumurtayı döl kontrolünü yaparak çıkım sepetlerine koyacağız. Durumlar böyle arkadaşlar. Civcivlere verdiğimiz kuyma sizlere göstermek istedim. O arada da makinalarımızdan, yapacaklarımızdan ve yumurta yüklememizden bahsetmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.